Oh, nihayet. Meraktan öldüm. Ne oldu size? Kendi anlatsın. Dudu, bu ne hal? Ne oldu sana? Ay, gençliğim, güzelliğim elden gitti. Cadı hepsini elimden aldı. Üzülme hayatım. Sen olduğun yaşta da güzelsin. Şarap gibi kadınsın. Ay, çok teşekkür ederim. Tek tesellim ne biliyor musun? Gençlik ve güzellik Perihan'a da yar olmadı. Arkadaşına fesatlık etme Dudu. Asıl konuya gel. Orman cadısına niye gittiğini biliyorum. Ay, biri bize de anlatsa da biz de öğrensek nedenmiş. Ay Eda, bunda anlamayacak ne var? Annem cadılara niye gider? Bir düşünsene. Aa, deme, yine mi bizi ayırmak için? Karar veremedim. Bir an boş bulundum. Yoksa ben o 400 dilek yıldızını çoktan 401 diye yuttururdum ya. Sen asıl bundan sonra benim sana neler yutturacağımı düşün canım. Sahi, siz niye geldiniz anne? Doğum günün değil miymiş? Öyle miymiş? Ay pes Dudu, pes! Ay, biri bize de anlatsa da burada ne oluyor bilsek. Anneniz dilek yıldızına sahip olmak için zamanı 9 ay ileri almış. Neyse, bunu zamanında fark ettim de evliliklerinize zarar gelmesine mani oldum. Yani anneannem ceza mı alacak? Büyük anneanneniz bu defa bana bırak Perihan dedi. Ben bu Dudu'yu bir türlü adam edemedim. İşi gücü kızlarının aile hayatıyla oynamak. Benimki oynamak değil ki, ben kızlarım kocalarından ayrılsınlar, buraya gelsinler. Hep birlikte maaile yaşayalım istiyorum. Gene maaile yaşayacağız, üzülme kızım. Ben burada hep başında olacağım. Ben maaile derken bunu kastetmedim anne. Ben senin neyi kastettiğini çok iyi biliyorum. Senin aklın başına gelene, kızlarını rahat verene kadar ben burada bu şatada senin başındayım. Şimdi Perihan zamanı 9 ay geriye alacak. Ha, bana bak, senin dünya zamanıyla oynamaya ne hakkın var? Zamanı geriye alınca ne oluyor Çilek? Bütün bu yaşadıklarını unutuyorsun. Hayır, zamanı geriye almayın Perihan teyze lütfen. Eğer geri gidersek ben Çilek'in peri olduğunu öğrenemem. Lütfen geri al Perihan teyze. Buket Çilek'in peri olduğunu öğrenmese çok daha iyi olur. Bence de. Kesinlikle. Hadi bakalım. O geceye geri gidiyoruz. Zaman geriye aksın. Yeter artık abi, gece oldu hala aynı yerde dikilip duruyorsun. Şimdi Suzan gelecek, hadise çıkacak. Tamam, çıkmasın, hiçbir şey çıkmasın. Ne yapayım merak ediyorum halacık ya. Firuze hala eve dönmedi, merak ediyorum. Sana ne Firuze'den? Ya bana ne olur mu, ya periler ona bir şey yaptılarsa? Yamyamma bunlar, yiyecekler mi kadını? Belki yememişlerdir ama sihirlemiş olabilirler. Onun için Firuze eve gelene kadar ve ne olduğunu bulana kadar ben bakmaya devam edeceğim. İsterse Suzan gelsin. Aman, seninle mi uğraşılmaz? Avni, Suzan geldi. Ay çok korktum halacığım. O kadar korktum ki altıma yattım. Sen beni çocuk mu zannettin halacık? Suzan geldi diye korkutacakmışsın. Korkmadım işte. Vallahi geldi. Gelirse gelsin, bana ne? Avni, Suzan geldi diyorum. Bir şey olmuş karına, dön bir bak. Bak halacık, tamam her şeyi unutuyorsun, onu anladık da hayalde mi görmeye başladın halacık? Öyle değil mi Suzan? Ya ondan... Suzan! Suzan, geldin sessize dansız da bana hiç bağırmadın. Üstüme kuma geldi. Ne? Ben getirmedim. Bak gerçekten ben bir şey yapmadım. Ben yalnızca Firuze'yi merak ettim. Yani periler ona bir şey yaptı mı diye merak ettim, o kadar. Evet yapmış. Kim yapmış? Betüş. Tahmin etmeliydim, ne yapmış? Onu kafede işe almış. Ne? Düşünebiliyor musun abi? Betüş kalktı.
Ferhat'ı alandan sonra hele anlaşamadığım kadını kafede işe aldı. Gündüzleri beraber çalışacakmışız. Duygularımı anlıyorsun değil mi? İnanamıyorum yani, inanamıyorum. Ya bu kadar basit miydi bu iş? Yani ben de sihir mihir bir oldu falan zannettim. Bu kadar basit miydi, işe almışmış da, ay Allah. Abi. Abi geberteceğim seni. Ben burada neler görüyorum. Söylemem gereken bir şey. Aç ben hadi kulaklarını. Aa. Gel çek hele işine sen tek. Alana vurma, bana vur. Alana vur. Tamam, bir şey demedik. Merhaba baba. Ah, merhaba oğlum. Kızlar nerede? Odalarında. Ha, ne diyeceğim? Bak, Çilek'le önden siz kafeye gider misiniz? Kafeye mi? Niye? Çünkü Ceren'le baba kız özel şeyler konuşacağız. Senin için zor bir konuşma olacak gibi. Evet öyle. Bak şimdi, senden bir süre Ceren'e karşı anlayışlı davranmanı rica ediyorum, tamam mı? Yani o kendine gelene kadar iyi bir abi ol. Oldu ya, mu? Baba ne oluyor? Kerem taşınıyor. Eyvah. Merhaba kızlar. Merhaba. Merhaba baba. Canım. Sen kimi arıyorsun ya? Kerem'i, ama ulaşamıyorum. Bugün okula da gelmedi. Evlerinde de kimse yok. Çok merak ettim. Tamam. Yavrum, abin seni salonda bekliyor, tamam mı? Kafeye gideceksiniz. Hadi bakalım. Hı? Hı deme. Hadi, o sana anlatır. Kapıyı peki kapatmayı unutma. Oldu. Evet. Hadi kapat şimdi telefonu. Şurada oturup konuşalım seninle biraz. Hadi bakalım. Bak yavrum. Bazen sevdiklerimiz çok uzaklara gidebilirler. Ama biz onları gerçekten seviyorsak araya giren kilometrelerin hiçbir önemi kalmaz. Kerem bir yere mi gidiyor? Hatırlar mısın, sana küçükken okuduğum bir masalda gerçek sevgi zamana ve mesafelere yenilmeyen sevgi. Öyle diyordu. Baba ya, masalları sevmiyorum. Pukacı annemin kafesi en üzünlü gününü yaşadı. Abimle ben kafeye önden gittik. Diğerleri daha sonra geldi. Ama herkes oradaydı. Kerem de. Ablam gelmeden önce hepimiz oturup konuştuk. Kerem'e onu ne kadar sevdiğimizi, ne kadar özleyeceğimizi anlattık. Sonra babamla ablam geldiler. Ablam çok kötü görünüyordu. Kerem de ablamı görünce bir tuhaf oldu. Birbirlerine sarıldılar. Bence herkesin hayatı boyunca göreceği en güzel aşk sahnesiydi. Ben de seni özleyeceğim. Ne zaman ihtiyacın olursa hep yanında olacağım. Ben de söz veriyorum. Bakın çocuklar, ben artık hep buradayım. Ceren ne zaman isterse onu alır, senin yanına getiririm. Abim beklenmedik bir şey yaptı. Büyük anneanneme ben de götürürüm dedi. Bundan sonra üzülmeni istemiyorum Ceren. Artık sana iyi bir abi olmaya çalışacağım. Ama babam böyle tembihlediği için değil, ben böyle istediğim için. Ablam abimin sözleri üzerine çok duygulandı. Annem bir hüzünlü havayı dağıtmak için herkese pasta vermeyi teklif etti. Gece boyu ablam Kerem'den gözlerini hiç ayıramadı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bizim evde peri annem babam.